Ben iman ekatleriyle devam etmek istiyorum Aylin'cim. Beyin hücrelerini bilim adamları hala bu zamanda bile yeni yapılarını keşfediyor. Nasıl bir sistem olduğunu hayranlıkla ve hayretle keşfediyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi de beyin hücreleri yaklaşık vücudumuzda öyle bir koruma sistemi var ki bir anestezi uzmanı gibi herhangi bir şekilde zarar gördüğümüzde vücut hemen kendini korumaya alıyor. Mesela bir kemik kırıldığında ana büyük kemik kırılmıyor. İlk önce oradaki ince kemik yapıları kırılıyor. Çünkü o sırada da orada özel bir endorfin salgısı salgılanıyor. Oradaki acıyı dindirip kısa süreli o acıyı insanın hissetmemesini sağlayıp hemen önlem alabilecek bir durum yaratıyor. Şimdi endorfin salgısını salgılayabilmeleri için bir kimya laboratuvarında bunun üzerine testler yapılması gerekir. Biz ancak bu şekilde bunu tespit edebiliyoruz. Bilim adamları laboratuvarlara giriyorlar. Orada yıllar süren araştırmalar yapıyorlar. Bunun sonucunda böyle bir salgı oluştuğunda o salgının acı hissini dindirecek bir özelliğe sahip olduğunu keşfediyorlar. Ama biz daha dünyada insan ilk yaratıldığı andan itibaren vücutta böyle bir salgı saniyeler içerisinde salgılanıyor. Vücuda bir zarar geldiğinde, bir kemik kırıldığında hemen omurilikten beyne sinyaller iletiliyor. Burada böyle bir şey var, bunun bilgisi veriliyor. O sırada saniyeler içerisinde bu salgı salgılandığında da insanlar tabii ki kısa süreli o acı hissini hissetmiyorlar ama daha sonra tabii ki o acı hissi başlıyor ama o anda önlem almaları için ya da tehlikeden uzaklaşmaları için bu salgının mutlaka salgılanması gerekiyor. Ve bunu yapabilen gözümüzle göremediğimiz içerisi tamamen dışı deriyle kaplı bir ortamın içinde bulunan özel yapılar, bunları anlamaları, bunları bulabilmeleri tabii ki imkansız. Allah'ın tabii ki onlara yarattığı özel, müthiş özelliklerle insan bunları hissedebiliyor, bu şekilde rahat yaşayabiliyor. Bu da Allah'ın çok büyük bir mucizesi maşallah. Maşallah.